TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Rusya-Ukrayna Savaşı en çok ekmeği vuracak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dünya adım adım Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı günü izliyor. Batı çaresiz ve beceriksizce bu saldırıyı engellemeye çalışırken yorumlar hep petrol ve doğalgaz üzerinden yapılıyor. Oysa kapıdaki savaş en çok bizim ekmeğimizi vuracak. Rusya 10 yıllardan bu yana Ukrayna'nın doğu bölgesi Donbas'ı kendi topraklarına katmak için çalışmalar yürüttü. Kırım'ı 2014 yılında diplomatik yollarla kendine bağladı. Kırım'dakine benzeyen adımlar atan Rusya öyle anlaşılıyor. Diplomatik yollarla elde ettiği sonucu bu kez Donbas'ta yapmak istiyor. Dünyaya diplomatik yollar bitmiş gibi gösterip bir anda bu bölgeyi ilhak etmese bile kendine katmak üzere bağımsızlığını sağlayacak. İşin diplomatik yönüne ilişkin yorumları bir yılı aşkın haberlerde izliyor ya da okuyorsunuz. Gerginlik sıcak çatışma ortamına dönünceye kadar sadece iki ülkeyi ilgilendiriyormuş gibi algılandı. İşin uluslararası ilişkiler ve askeri güç tarafını uzmanlarına bırakıp bizi, daha doğrusu ekonomimizi, hatta doğrudan soframızı ilgilendiren tarafına bakalım. Bölgenin en önemli kenti konumundaki Donetsk şehrinin girişinde Donbas Ukrayna'nın kalbidir yazıyor. Bu sözün önemini verilere baktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Bölgede 100 milyon ton kaliteli lignit kömürü rezervi var. Donbas Ukrayna'nın toprak olarak %5'ini oluşturuyor. Halkın %10'u bu bölgede yaşıyor. Ukrayna gayri safi milli hasılasının %18'i burada oluşuyor. Sanayi merkezi durumunda olan bölge Ukrayna ihracatının %20'den fazlasını bu bölgeden gerçekleştiriyor. Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise ağırlıkla tarım yapılıyor. Bu anlattıklarım doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmiyordu. Şimdi paylaşacağım verilerse bütünüyle Türkiye ile ilgili. Donbas bölgesi Doğu Ukrayna sınırları içerisinde. Rusya, burada tarihi bağları olduğunu öne sürerek nüfusun çoğunun da kendi tarafını istediğinden hareket edip burayı bağımsız bir bölgeye kavuşturma peşinde. Bölgeye Çeçen lider Kadirov'a bağlı birlikler gidip La ilahe illallah diye tempo tutup askerleri coşturmaya başlamışsa ortam yeteri kadar ısıtılmış anlamına geliyor sanırım. Dolayısıyla iki ülke karşı karşıya gelince gerginlik sıcak çatışmaya dönüşmenin eşiğinde. Türkiye son yıllarda gıdada daha çok ithalatçı pozisyonunda olmaya başladı. İthalat da giderek çeşitlenir oldu. Önceleri fiyatları aşırı artan ürünlerden dolayı ithalat bir terbiye mekanizması olarak kullanıldı. Sonra ithal ürün birileri için karlı olmaya başladı. Bu durum pek çok üretici için de cazip hale gelince ithalat sistematik bir döngüye girdi. Şimdilerde hemen her şey ithal edilir duruma gelindi. Tarımın başındaki isim konumunda olan Bekir Pakdemirli, buğday ve saman ithalatı ile ilgili tartışmaları paramız var ki ithal ediyoruz nobranlığıyla cevaplandırıp muhalefeti susturmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesindeki bilgilere baktığımızda en yeni veri olarak 2019 yılı rakamlarına rastlıyoruz. 2019'da Türkiye 9.8 milyon ton buğday ithal ettiği bilgisini görüyoruz. Aynı dönemde Türkiye 7.5 milyon ton da buğday mamulleri, un, makarna, bulgur, irmik ve bisküvi ihraç etmiş. Aradaki fark olan 2.3 milyon tonun iç tüketim için yapıldığı anlaşılıyor. Bakanlık sayfasında yer alan bilgiye göre biz söz konusu dönemde ithalata 2.3 milyar dolar para öderken 2.9 milyar dolar da ihracat yaptık. Türkiye bu ticaretten zarar değil 600 milyon dolar da kar elde ettiği ortaya çıkıyor. TÜİK verilerin göz attığımızda Türkiye'nin buğday ithalatının %86'sının Rusya ve Ukrayna'dan yapıldığı anlaşılıyor. Bir diğer ifadeyle 8 milyon tondan fazlası bu iki ülkeden yapılıyor. Kapıdaki savaş en çok buğday ithal ettiğimiz ülkeler arasında yaşanacak. Uzmanlar konuya hep doğalgaz ve petrol fiyatları açısından yaklaştı. Oysa doğalgaz kadar önemli olan ancak gözden kaçan bir konu da buğday ithalatıydı. Bu savaş hem iki ülkenin yaptığı buğday arzını etkileyecek hem de fiyatları çok yukarı çekecek. Şimdi Tarım Bakanlığı'nın verilerinden hareket edelim. İthal edilen 9.8 milyon ton buğdayın 7.5 milyon tonunu işleyip ihraç ediyoruz. Bir sıkıntı olursa bundan vazgeçeriz diyelim.
iç piyasanın tükettiği 2.3 milyon tonu da bu ülkeler yerine başka ülkelerden almaya kalktık diyelim. Daha savaş başlamadan fiyatların seyrine bir bakalım. Önce şunu belirtmem gerekiyor. İktidar yandaşları buğday ithalatının sadece makarna ve bisküvi üretimi için ithal edildiğini sanıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi daha geçen senenin ikinci yarısında 4 kez ekmeklik buğday ithalatına gitti. Meraklılar için tarihlerini de vereyim. 30 Haziran, 13 Temmuz, 4 Eylül, 2 Eylül. Bu tarihleri bir kenara atın. Sadece ithalatın fiyatlandırılmasına bakalım. İlk ihaleyi ton başına 260 dolar, ikincisinde 257 dolar, Ağustos ihalesi 299 dolar, Eylül ihalesini 332 dolardan yapıldı. Son çeyrekteki Ekim ayı ihalesinde ise 351 ve yılın son ihalesinde de 385 dolar fiyat oluştu. Bu ithalatın kimler tarafından nasıl korumacılıkla yapıldığı ve ne tür usulsüzlüklerin yaşandığı çok tartışılıp duruldu. Konuyu dağıtmamak için onlara burada yer vermeyeceğim. Bunlar savaş öncesinin fiyatları. Yeni yılda yaşanacakların neler olacağını Rusya'nın Şubat ayı başında buğday ihracatına getirdiği kısıtlama göstermeye başladı. Moskova yıllık 35 milyon ton olan buğday ihracatını geçen yıl bahar aylarında artan pandemiyle birlikte 20 milyon tona indirdiğini duyurmuştu. Ukrayna gerginliği sonrasında rakamı hangi seviyeye çektiğini açıklamadı. Sadece buğday ihracatını azaltmak için ek tedbirlerin alındığını bildirdi. Bu haberle birlikte Paris Euronext'te Mart vadeli buğday fiyatları 13,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya geçtiğimiz yıl gerginliğin artmaya başladığı dönemde Türkiye'den rol kapmak için bazı adımlar attı. Buğdayı işleyip yurt dışına satmak amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirmek üzere yola koyuldu. Sözcü'deki habere bakarsanız Rusya Türkiye'den un sanayi alanında ülkesine yatırımcı götürüyor. Şimdiden 4 yatırımcıyı ülkesine taşıdı, 6'sıyla da temaslarını sürdürüyor. Osmanlı'nın ticari teslimiyeti sayılan 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması'yla Rusya'dan getirilen buğday İstanbul'a Anadolu'dan gelen buğdaydan daha ucuza mal edilmeye başlamıştı. Tıpkı bugünkü gibi. Her şeyi ithal yoluna gittikten sonra da şu sorular beynimizi kemirmeye başlıyor. Dolar neden durmuyor? TL neden çakılıyor? Türkiye, Rusya'nın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı durumuna geldi. 2021 yılında Rusya'dan 4.3 milyar dolar tarım ürünü ithal edildi. Uzun yıllardır Rusya'dan en çok tarım ürünü ithal eden konumda olan Çin, ikinci sıraya geriledi. Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı tarım ürünleri ihracatı ise 1.5 milyar dolar düzeyinde kaldı. Turkrus.com'da iki ülkenin tarım alanındaki ticaretine ilişkin yürek burkan ayrıntılar var. Türkiye 1.8 milyar dolar ödeyerek 6.7 milyon ton buğday ithal etti. Aynı zamanda Rus ayçiçeğinin de en büyük müşterisi Türkiye. Benzeri durum arpa, küspe ve kepek için de geçerli. Agroexport verilerine göre bu yıl Rusya'dan tarım ithalatı 5 milyar doların üzerine çıkacak. Bu raporun öngörüsü savaş çıkmazsa şartına bağlı elbette. Şimdi kuzeyimizde kızışan savaşta iki ülke de ilk başta gıda ürünleri ihracatına ek kısıtlamalar getirecek. 1. Bu kısıtlamalar ürün tedarikini zorlaştırmaya başlayacak. 2. Arz kısıtlaması dolayısıyla dünyada hafif tırmanan fiyatlar bize çarpan etkisiyle yansıyacak. Hükümet sık sık çiftçimizi destekliyoruz diyor. Buğday Rusya'dan, mercimek Kanada'dan, nohut Meksika'dan, pirinç Tayland'dan, mısır Macaristan'dan, şeker Ukrayna'dan, pamuk ABD'den geliyor. Hükümete siz nerenin çiftçisini destekliyorsunuz diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. ABD-Rusya gerginliğinde ABD-Türk hükümetini yanında tutmak için Halkbank dosyasını askıya almıştı. Türkiye tarafsız kalmaya kalkarsa ABD Halkbank dosyasını salladığında AK Parti iktidarının tavrı ne olur sizce? Bu kılçık soruyla yazıyı bitireyim diyordum ama bir noktaya dikkat çekip bir öneride bulunmak istiyorum. Geçen yazılarımdan birinde saksınıza çiçek yerine ihtiyacınız olan ürünler dikmenizi söylemiştim. Şu sıra yastık altındaki altınlar çok konuşuluyor. Siz siz olun, buğdayınızı yastık altı yapın, diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.